Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben başkan 35 Evet arkadaşlar bir merkez bankası para politikaları kurulu da kararını hep birlikte beraberiz Merkez bankası e, sürpriz yaparak beklenenin dışında arkadaşlar e, faiz kararını e, sabit tutarak 10.25 civarında tekrardan bıraktı Evet merkez bankası eline geçirdiği maalesef e, bu fırsatı da değerlendiremedi arkadaşlar e, Böyle yapmakla birlikte Vadeli faiz hesabında TL'si bulunanların da tekrardan dolar tarafına geçmelerinde yardımcı oldu da diyebiliriz. Çocukça yapılmış bir hareket maalesef Merkez Bankası kusura bakmasın arkadaşlar. Evet 778 civarlarında seyrediyordu Merkez Bankası kararı açılmadan açıklanmadan önce dolar TL kuru arkadaşlar ve buradan ok gibi 7.94 civarına kadar dolar tl kurunda yukarı yönlü hareketler gözlendi. Evet şimdi bizler için dolar tl kurunda beklememiz gereken seviyeler özellikle dolardaki arkadaşlar için şuradaki 7.96 seviyesi arkadaşlar 7.96 tepesi hemen orayı çizelim 7.96 tepesi çok önemli bu tepenin aşılmasıyla birlikte şuradaki 7.96 tepesi, eğer dolar TL kuru buradaki direnci yukarı yönlü kırabilirse arkadaşlar, dolarda hareketler e, şurada 7.99'da bir direnç ve onun üstünde de 8.11 seviyesinde bulunan e, direnç seviyesine doğru tekrardan e, hareketlerin devamı söz konusu olabilir. Artık dolar TL'de arkadaşlar faiz kararının Sabit bırakılmasıyla birlikte 7.89 e, kuvvetli bir destek haline gelmiş gözükmekte. Onun altında da gene bir önceki e, baskımızda da belirttiğimiz gibi 7.78 kuvvetli retest yapabileceği seviye. Bu seviye artık retest olarak görüldü arkadaşlar ve buradan e, öngörümüz olan e, yukarı yönlü hareketine devam etti. R testte ne demiştik arkadaşlar? Bakın şuradaki kanalı e, kısaltayım sizde. Önemli kırılan bir kanalın tekrardan test edilmesi. Bakın şuradaki 778 kanalının kırılması. Evet şuradan geçen 778 önemli ana kanalın yukarı doğru kırılması. Burayı kırdı dolar ve buradan 796 seviyesine doğru hareket edip e, buradan tekrar bu kanalı test etmesine biz R test diyoruz arkadaşlar. Şuradaki kanalın üst tarafı 7.78. Bu genellikle e, kuvvetli bir e, situation ve kuvvetli bir e, kanalın kırılımından sonra yaşanan hareketlerdir arkadaşlar. Bakın şurası 7.78 burası yukarı kırıldı. Buradan döndü. Tekrardan şuradaki 7.78'i test edip yukarı yönlü hareketine devam etti arkadaşlar. Yukarıda dediğim gibi 7.96. Önemli 7.96'nın yukarı kırılmasıyla 7.99 ve 8.11 artık Dolar-TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamını başlatacak gelişmeleri. Merkez Bankası Dolar-TL'yi bıraktı diyebiliriz. Bir yandan da cari açık dengesini korumak istiyor herhalde. O yüzden dolara müdahale edilmedi. Hemen altın tarafına geçelim. Evet, altın tarafına baktığımız zaman altında bizler için e, sıkışma hala devam etmekte. Şuradaki üçgen içerisindeki hareketlerimiz, e, yukarıdan gelen düşen tren çizgisi ve aşağıdan gelen yükselen tren çizgisi arkadaşlar. E, şu yukarıdan gelen düşen tren çizgimiz görüyorsunuz. Burada devamlı aşağıya doğru hareketler. Buradan da bir yeni kanal ve yukarı doğru. Bu kanal burada sıkışır arkadaşlar ve patlama yönüne doğru hareket ya yukarıya ya da aşağıya yönlü ivmelenir. Bu hareketin yukarı doğru gidebilmesi için de 1925 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerekir. Hareket şu an altın onsta pardon 1933 1926 aralığı yukarı yönlü hareketin devamı için şart. Çok hızlı konuştuk arkadaşlar. Aşağıda da 1900 1894 seviyesi. Aşağı yönlü hareketin devamı için kırılması şart olan iki seviye. Fakat şurada stokastik indikatörüne baktığımız zaman hareket hareketin, bakın arkadaşlar şurada bir obo, tobo diye bildiririz bunu. Ters omuz baş hareketi yaptığını görüyoruz. Burada zaten günlükte bunu takip ediyorduk. Buradaki hareketin e, yukarı yönlü imelenme olasılığı ve 1958... Ee, seviyesine doğru altın onsu da taşıması beklentilerimiz dahilinde hemen gram altına bakalım gram altında da hareketler sert oldu dolar TL kaynaklı evet birçok analistin e, beklediği gibi benim de aslında hareketler e, merkez bankasının e, faiz artar gideceği yönündeydi e, maalesef biz de bu konuda yanılmış olduk merkez bankası faizleri sabit bıraktı arkadaşlar. Evet 478 dediğimiz gibi ana yükselen destek çizgisine kadar çekilen gram altın e, dolar tl'deki e, faizin sabit bırakılmasıyla birlikte e, bir anda arkadaşlar e, 490 seviyesinin üstüne kadar e, kendini attı. 490 gramda kuvvetli bir destek direnç bölgesi arkadaşlar 490 bu direnç yukarı yönlü kırılır ve burada kalıcı olabilirsek yukarıda 495 ve 500 seviyesindeki dirençler gram altında bize artık yön gösterecek olan önemli direnç şeklinde gözükebilir 486 artık bizim için önemli bir destek oldu merkez bankası. E, faizleri sabit bırakmasıyla birlikte artık 486 önemli, 478 ise artık kırılması zor bir destek halini almış durumda arkadaşlar. Gram altında da son durum bu şekilde. Hemen gümüşteki arkadaşlara da bakalım. Orada da hareketler hızlı. Gümüş hareketlerinde izleyelim. Evet, gümüşteki arkadaşlar da e, şurada düşen trend çizgimiz var. Onu hala takip ediyoruz arkadaşlar. Evet bu trend çizgimiz de yukarıya doğru zorlanmakta. Gümüş ons tarafında 24.89 civarlarındayız. Gümüş onsta bizler için kritik bir seviye arkadaşlar. E, 25.83 dedik. Bu 25.83 ve hatta 25.14'ün aşılması şart. Şuradaki 25.14'ün orada bir kuvvetli direnç seviyemiz var Şuradaki 25 14 ne zaman bu 25 14 yukarı doğru kırabilirsek gümüş olsa işte o zaman yukarı yönlü hareketler 25 83 seviyesine doğru hareketlenecektir bu 25 83'ün önemi de arkadaşlar bize artık yükseliş hareketinin devam edeceğini ve 25'li seviyelerin artık kuvvetli bir destek haline gelebileceğini sinyali olacak 2583 üzerinde de arkadaşlar 27 seviyelerinin kapıları Gümüş onsta açılır O yüzden 2514 en kritik seviyemiz e, Gümüşte diyebiliriz 2472 de alttaki kuvvetli destek bölgemiz arkadaşlar buradaki destek bölgemiz yukarı yönlü yükseliş hareketinin devamı için şart olan 2472 destek bölgemiz Bunları da gümüş ons'ta sıkıca takipte kalacağız. Hemen gümüş gramdaki arkadaşlara da bakalım. Evet 6.36. Arkadaşlar kuvvetli direnç bölgeniz 6.36 gümüş gramdaki arkadaşların 6.36 dikkatle takip. 6.36'nın kırılması hızlı bir şekilde 6.51 direnç seviyesine doğru gümüş gramı ee, çekecektir diye düşünmekteyim. Aşağıda kuvvetli muhtemel destekleriniz 6.29. Desteği. Bu destek üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketler hala devam edecektir ve 6.16 artık kuvvetli bir destek bölgeniz haline geldi. 6.16 üzerinde kaldıkça 29.36.51 seviyeleri gümüş kuramda da <laughs> test edilecek ve yukarı yönlü hareketlerin devamının gelebileceği yönündeki beklentilerim devam etmekte hala. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman aynı altın onstaki gibi e, gümüşte de görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yukarı yönlü hareketlerin günlükte e, devamı şeklinde e, bu hareketlerin de yukarı yönlü desteklediğini görmekteyiz. Evet bugünkü Merkez Bankası para politikası sonrası değerlendirmemiz bu şekilde. E, tekrardan yeni bir video yapıp akşamüstü sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.